Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. Yeni bir harita modu deneyeceğiz bugün. Bayağı kıvrımlı, bayağı zorlu bir yol var. Orada aracımızda, yükümüzle beraber bir sürüş yapacağız. Rota Factor diye bir harita modumuz var arkadaşlar. Şu an o yol güzergahındayım ben. Harita modunun bulunduğu yol güzergahında. Şuradan sizlere de göstereyim rotamızı. Bu şekilde. Bayağı zorlu bir harita. Bu şekilde bir yol var arkadaşlar. Kıvrımlı, yan kıvrımı gibi döneceğiz anlayacağınız. Yol tek yön. Araçlar da gelip gidiyor. Bakalım araç gelirse buradan nasıl geçeriz? Bilmiyorum. Bir hep beraber görüp deneyeceğiz. Biraz geriden başlayayım dedim. Aracı az aşağıda bıraktım. Buradan geleceğiz. Şu şekilde. Bu yoldan bir yukarı kadar çıkmaya çalışacağız. Bakalım çıkabilirsek. Yolculuğumuza başlayalım. Aracımızın içine geçelim. Aracımızı çalıştıralım. Ha, şuradan da çıkabiliyoruz. Pardon. Araçlar yürüyemiyor diye buraya yanaştım ben mecburen. Sağımda solumda araç vardı çünkü normalde. Buradan bir devam edelim bakalım. Ford F-Max'ımızı aldım ben. Genelde Ford kullanıyorum arkadaşlar. Ford'un F-Max'ının normalde biliyorsunuz lisansı yok. Modlu bir şekilde oynuyoruz. Modu isteyen olursa da Steam Atölye'de mevcut. Steam Atölye'den gidiyorsunuz. Aracı seçiyorsunuz. Atölyenin içinde. Orada abone ol tuşuna bastıktan sonra ücretsiz bir şekilde aracı alabiliyorsunuz. Sesi biraz fazla sanki. Şuradan şunları biraz düşürelim. Normal bir kasamız var aracımızda gördüğünüz gibi. Arkadan Renault da geliyor. Üzerinde yükü var. Bakalım bu yolu çıkabileceğiz mi onu bile bilmiyorum. Şu an buradan devam ediyoruz ama yolu çıkabilirsek iyi. Çıkamazsak sıkıntı. Yol bayağı bir tırtırlı. Direksiyonu bırakmak istemiyorum. Direksiyonu bıraktığım zaman görüyorsunuz. Kendi kendine titriyor zaten. Ekrandan da belli oluyordur. Veri teslimatı isteyebilir. Bizim müşteriyle işimiz yok şu an. Rota belirleniyor diyor. Bu harita moduna girdiğimiz zaman ilk de bir yük veriyor arkadaşlar. O yük var şu an aracın üzerinde. Yükü normal yerine teslim edip de yeniden bir yük alayım, araç alayım diye uğraşmadım. Ford'un F-Max zaten modlu bir şekilde bende olduğu için direkt Ford'la geldim yani açıkçası. Böyle parklarımızı yakalım. Diğer araçlar da arkamızda ama buradan çıkabilir miyiz? Çıkalım. Aracımız gidiyor şu an. Güzel de çıkıyor yokuşu. Tamam, motor sesini şöyle bir daha açayım. Aracı biraz dışarıdan sürüyoruz. Hem motor sesini dinlemiş oluruz. Hem de bakalım nasıl gidecek. Tek yön olduğu
olduğu için bizi de geçemiyor. Arkamızdan ulaşılıyor ama önümüzden gelmeyecek herhalde. Normalde trafik var, trafiksiz değil yol. Suspansiyonu tam anlayamadım ya. Bununla alakalı. Aldığım bütün borsaları şu anda sek sek sekiyor yani. Biz yine iyi döndük ya. Arabalara bak. Adamlar dar dönüyor resmen. Arka 3 teker boşa çıkıyor arabalarda. Gerçekleştirelim abi. Ben biraz uçuruma doğru dönüyorum. Çok da dar dönmek istemiyorum. Gelen araçlar da var. Onlar da biraz ağırlasın. Yol bayağı bir dar çünkü. Ya da içinden gidelim. Arkamızdan iyi gelenler var ama ya. 3-4 araç var tırlarla beraber. De arabalar geliyor. Yolu beğendim. Yol bayağı güzel. Bu yolda F-Max'tan hariç diğer araçlarımızda da bir yolculuk yapabiliriz. Arkadan takip ediyor, geliyor. Şuraya dursam geçerler mi acaba beni? Hadi bak sıfır yanaştım, geç bakalım geçebilecek miyim? Dörtleri de kapattım. Dörtlüyü yaktığım için durdu sandım. Ara gazı da veriyor, sollayamıyor da. Yok abi sen bizi geçmeyeceksin, anlaşıldı. O zaman biz geliriz. Araç sesleri biraz fazla geliyor. O yüzden aslında bunların beni geçmesini istedim ama bunlar da beni geçmediler. Arayı açayım diyeceğim. Yol zaten bayağı bir uçurumlu. Burada ara açabilecek gibi bir yol da yok zaten. Şimdi yapalım. Oho, oh. Kasa salıncak gibi sallanıyor vallahi. Çok efsane süspansiyon var şu anda araçta. Amortisörler bildiğin patlayacak gibi. Vallahi çok fena zıplıyor ya, sebebini anlayamadım ama bir önceki aracımda da aynısı vardı. Montla alakalı mı başka bir sıkıntı mı var? Yani dorsal sardırmaya başladı bile. Böyle
çıkarsa hasar alacak zaten de. Neyse, bunun bir çaresine bakacağız. Biz şöyle gidelim. Yani aracı durduruyorum ama. Madem beni geçecektin, niye orada geçmedin o zaman birader? Geç at. Tamam, hadi geç. Oy, oy, ne yaptı öyle? Oy, arabayı uçurdu. O araba nereye gitti? Ana, araba nereye uçtu? Bak bak bak, dur. Sıfır kamerasına bir gelsene. Adam bildiğin arabayı uçurdu ya. Şuna bak. Bak. Bir geri geri gideceğim diye taktı. Bizim araç da burada. Bak, aracı buraya uçurmuş. Aracı uçurduğu mesafeye bak. Adamı buraya kadar düşürdü. Böyle bir şey olamaz ya. Biraz da bizde suç var herhalde. Neyse, biz tekrar aracımıza binelim. Buradan hemen kaçalım. Yani hemen kaçalım, yoksa başımıza iş alacağız. Abi biz gidiyoruz. Biz uğraşın ya onunla. Yapacak bir şey yok. O beni geçeceğim geçeceğim diye uğraştı orada. Bak, yolu da tıkadı şu anda. Otobüs de onu geçebilir mi bilmiyorum. Geçemez herhalde. Tahminen. Yol bayağı titriyor. Normal toprak yol olduğu için aşırı bir titreme var yani yolda şu anda. Daha doğrusu direksiyonda titreme var yani, yolda değil de. Araç hala orada. Bak, yolu hala tıkanmış şekilde, bakta kalmış gibi. Bayağı bir geldik. En tepeye kadar çıktık ya neredeyse. Zirveye ulaşmak üzereyiz. Buradan bir aşağı doğru bakalım. Aynen. Mikser mi geliyor karşıdan? Mikser geliyor. Harita bayağı renkli. Bak bak, araçlar da var. Arabaların motor seslerini de biraz güçlü vermişler. Hala aşağıda bekliyorlar. Yapacak bir şey yok, onlar ortak alt. Kasa çok sekiyor ya. Yani bu kadar olmaması gerekiyordu ama da anlam veremedim. Şöyle F2 ile yanında açayım da. Bu kadar sekmemesi lazım bir kasanın ama borsayı bu kadar sektiren ne, onu da anlayamadım. Bu adam da aşağı kaymış herhalde ya. Bayağı da ağırladım ama
harita biraz düzelsin diye. Yok. Bayağı bir sekliyor. Fazla da çok basmak istemiyorum. Aşırı sekiyor diye. Tünele kadar gidelim ya. Ama yol bayağı güzel ha. Yolu beğendim yani. Burada tonajlı bir yük de taşıyabiliriz. Ya da otobüste de gelebiliriz bir yere. Ford F-Max'la güzel bir yolculuk oldu. Aşağıda ufak tefek kazalar da yaşadık ama tünele kadar geldik. Buradan bir aşağıya bakalım mı? Tam buradan. Vallahi geldiğimiz yol burası. Bayağı bir kıvrımlıydı. Hala da kıvrımlar var. Yol da bayağı güzel. Çıkayım mı buradan? Tüneli çıkayım ya hadi. Tünelden geçelim, tünelde çıkalım. Kaçıp gidecek. O şekilde titreme var şu anda direksiyonda. Oralar da bayağı güzelmiş. Hem ormanlık. Parası geliyor ormanlık. Herhalde biz gidersek bayağı bir gideceğiz. Bir de dörtümüzü yakıp dörtümüzü fakat şu ara ben sebep edelim. Evet. Bayağı da geldik. Bayağı bir yol geldik yani. Burada yolculuğumuzu bitirelim ya. Aynen burada bitirelim yolculuğumuzu. Arabamızda istop ettik zaten. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir harita modu buldum. Bu harita modunda biraz daha oynarım ben. Yine güzel videolar çıkartmaya çalışacağım inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. Hoşça kalın. Yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.